7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Komutanım! Komutanım! Vay anam babam. O ne lan? O ne lan? Oğuz 8, Oğuz 1 cevap ver. Sinyal yok. Allah kahretsin, sinyal yok. Komutanım! Komutanım! Geliyorlar! Komutanım! 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 Köyün arka tarafında çok kalabalık bir terörist grubu var komutanım. Komutanım! Komutanım! Kuzeyden de geliyorlar. Çok kalabalıklar komutanım! Doğuş tarafından da geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Oğuz Sime! Toplan! Karşımda toplan! 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 Köyün her tarafını kapatacağız. Yiyorsa gelsinler. Sivillerin güvenliğinden emin olun. Biz düşmana çok demeyiz lan. Türk düşmana çok demez lan! Telefon bağlamayın. İçeride kimseyi almayın evladım. Emir dersiniz komutanım. Aç evladım, aç. Nedir bu isimsiz mesaj olayı? Telefonda arz ettiğim gibi komutanım. Taşlıtepe köyü olayında timin bir tuzağa çekildiğini ve karşılarındaki grubun aslında çok daha kalabalık olduğunu söylüyor. Peki Oğuz Tim ile hala iletişim sağlayamıyor musunuz? Maalesef komutanım. Bütün iletişim kanalları kesik ve eğer bu mesaj doğruysa... Yani kalabalık derken kaç kişilik bir gruptan bahsediliyor bilmiyoruz. Ellerindeki mühimmat yeterli mi? Neyle karşı karşıyalar? Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen karanlıktayız. Anladım albayım. Öncelikle mesajın doğruluğunu teyit edelim. Yani bölgedeki istihbarati kanallar, diğer unsurlar ne gerekiyorsa. Komutanım. Albayım. Hemen bir destek. Albayım. Bu mesaj daha büyük bir planın parçası olabilir. Ya da mesajın kendisi tuzak olabilir. Her şeyi gözetmek zorundayız. Haklısınız komutanım. Mesajın nereden geldiğini tespit edebildik mi? Maalesef komutanım bir tür tedbir almışlar, takibi yapılamıyor. Mesajın doğruluğunu teyit edelim, sonrasına bakacağız albay. Emredersiniz komutanım. Üsteğmenim, uydu görüntüleri için tekrar genel kurmayla görüşelim. Emredersiniz komutanım. Yiğit, Okan'la birlikte kuzey tarafını tutacaksınız. Umay! Anlatmama gerek yok. Ne yapacağını biliyorsun. Ağır silah, havan, roket,
Ne varsa indireceksin. Gece olmadan hepsinden kurtulmamız lazım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Boran, Umay'a yakın bir yerde mevzi al. Emredersiniz. Ercan, Timur, Doğu uç mevzisi sizde. Emredersiniz komutanım. Yaşar, sen benimlesin. Emredersiniz komutanım. Hanımlar, beyler, bu kulağımda görmüş olduğunuz iletişim cihazları bozuk. O yüzden ne yapıyoruz? Mevzileri yakın tutuyoruz, göz temasında oluyoruz. Ne yapmıyoruz? Mühimmatı boşa harcamıyoruz. Her mermide bir kelle alıyoruz, modumuzu yükseltiyoruz. Tık tık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Hadi bakalım, şunlara dünya kaç bucakmış gösterelim. Oğuz Timi! Herkes mevzilere, şimdi! Yaşar! Koşturun, koşturun. Bu kadar adamı nasıl indireceksiniz bakalım? Emirinizi çok hafif aldınız, çok. Adamlara söyle, köyün etrafını tamamen sarsınlar. Bu köyden tek bir canlı çıkmayacak. Kedi, köpek, sinek, böcek, haberci güvercin bile. Anlaşıldı mı? Tamamdır Haşim. Dünya ile bütün bağlarını kesin. Okey'e gömeceğim sizi. Gelin lan iç sürüleri. Gelin bakalım. Beklerim biraz da. Bekle. Okan. Yaşar. Yaşar. Hazırsan başlayalım. Başlayak komutanım. Oğuz Timi! Her yer karanlık! Seni Allah'ına kurban be. Kes şunu! Neyi? Şu ses benim sinirimi bozuyor. Kes! Bekle bekle, benim sinirimi çok bozuyor. Yeter dedim. Kendine gel Niye? Patronculuk oynamandan sıkıldım artık. Burada eşit koşullardayız, unutma.
eşit koşullar, öyle mi? Hı hı. Evet. Seni ben kurtardım. Ankara'nın göbeğinde hem de. Gücümü hafife alma bence. Kardeşlerin hapishaneden çıktı. Onlarla konuştun diye rahatlamışsın bakıyorum be. Ama unuttuğum bir şey var Zahra. O ikisinin Çin'den çıkmasına en az 3-4 gün var. Ve o zamana kadar onlarla tek bağlantın benim. Güçten bahsediyorsan eğer, şu adamları kastediyorsan, bunların her birinin bir fiyatı var. Unutuyorsun galiba. Fazladan 3-5 bin dolar her şeyi değiştirir Tara. Her şeyi. Ve artık buna da burada ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Arayın üzerine. Lee kendine gel, buradan çıkmak için bana ihtiyacın var. Senin bana olduğundan fazla değil. Silahını ver. Bravo. Güzel gösteriydi. Ama seçme şansın yok Tara. Kardeşlerini düşün. Akıllı davran, ikimiz de kazanalım. Win win. Ne? Verdim işte. O ufak şeyi de ver. Çıkar onu. Tamam mı? Evet. Kendimi biraz daha güvende hissedebilirim artık. Hadi şimdi işimize bakalım, gel. Gel hadi. Hadi gel. En geç yarın gece buradan çıkmak istiyorum. Bu gece o timin, o yüzbaşının işi bitecek. Onlar tarihin tozlu raflarını kalkarken ben kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi bizi Ankara'dan güvenle çıkaracak bağlantılarını aramaya başlayabilirsin. Al. Öyle değil. Kimi arıyorsan burada arayacaksın yanımda. Komutanım geliyorlar. Hadi bismillah. Gelin bakalım üç sürüleri, gelin. Komutanım, üç kişi var solda. Gördüm. Helal olsun komutanım. Yılanın deliğinde bile fark etmez diyorsun ha? İşimiz bu. Az laf çok iş Assubay'ı. Az laf çok iş. Öyle diyorsun yani. Kesinlikle. Yeah!
Umay, indir şunu. İndir şunu. Göremiyorum. Yer değiştirmem lazım. Burhan! İyi misin Burhan? İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Umay! İndir şunu! İndir şunu! Neredesin? 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 Buldum sizi. Aferin Aslıma'ya. Bileğine kuvvet. Gelin lan şimdi. Hepimizin komutanı. Sağda Timur. Aldım. Saklı. Çok kalabalıklar komutanım. Biraz çok geliyorlarmış. Bekle. Komutanım. Komutanım. Yaşar, Ercanların tarafına destek atışı. Emredersin komutanım. Alın lan. Alın oğlan. Bekle. Bir, iki, üç. Timur sağda. Tamamdır Yaşar. Hadi işimize bakalım. Komutanım. Güney tarafından 10 tane terörist geliyor. Tamam Yaşar. Mühimmatı boş harcamak yok. Her mermiye bir kelle. Mühimmat senin köpeğin olsun komutanım. Ulan Yaşar, hadi tamam. Ağzın değil, gözün çalışsın biraz. Hadi, hadi. Okan! Güneybatı tarafı senin. Devam et, koruma, ateş açıyorum. Ben de o iş komutanım. Yürü be kaçtım! Yürü! Oyun istiyorsunuz ha? Allah. Komutanım gel gel, bitmiyor bunlar. Dayan, geliyorum. İyi misin? İyiyim komutanım. Sen de? Şarjör! Hazır! Komutanım. Hı? Bölgeden beklediğimiz uydu görüntüleri geldi. Hemen aç Aslıbay'ım. Taşlıtepe köyü ve çevresinin yaklaşık 3 saat önceki görüntüleri. Allah kahretsin. Çok kalabalıklar. Evet komutanım. Umarım geç kalmayız. Asker kapıyı aç! Komutanım, yemeği kaçırdığınızda ben de size tosta çay getirdim. Çayın sırası değil Durmuş. Bırak onları, benden haber bekle. Emredersiniz komutanım. Peki istihbarat birimleri? Anladım. Ben sizden haber bekliyorum. Gel.
Komutanım. Uydu görüntülerine ulaştık. Köyün çevresi çok kalabalık bir grupla sarılı. Mesaj doğru yani. Evet komutanım. Görüntüler yaklaşık 3 saat öncesine ait. Komutanım, hemen harekete geçmek için izninizi istiyorum. Albayım, hava sahası güvenli değil biliyorsunuz. Komutanım çok özür dilerim ama başka şansımız yok. Oğuz Tim şimdilik direniyordur ama saatler ilerledikçe şansları azalacak. Çok kalabalık bir gruptan bahsediyorum. Böyle bir saldırıya karşı ellerindeki mühimmat yeterli değil. Sen mi gideceksin? Evet komutanım, ben, Üsteğmen Mert Yalınkılıç ve 5 astsubayımız hazır. Durmuş'u da alacağım komutanım. Durmuş? Sözleşmeler. Durmuş atıcı. Evet komutanım, çok yetenekli bir askerdir. Zıpkın gibidir. Peki albayım, sen öyle diyorsan. Tomris, dikkatli ol. Şimdi git, Oğuz timini ve köylüleri sağ salim o cehennem çukurundan çıkar. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsin. Durmuş. Evet komutanım. Hazırlan, operasyona çıkıyoruz. Operasyon? Evet Durmuş, 5 dakika sonra helikopter pistinde ol. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Thank you.
Yaşar! Emredin komutanım. Yiğit'le Okan'a destek lazım. Ben oraya gidiyorum. Sen beni koru. Komutanım bende. Geldiler. Traktör arkası komutanım. Traktör arkası. Ben mi? Sarsar! Hazır! Çık! Sen de! Şarjör! Hazır. Sen de! Çık! Şarjör! Komutanım, motor yüzbaşı yer değiştiriyor. Okan, her yerdeler oğlum, her yerde. Bak, mühimmat işimizi sorulacak idareleri kullan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Acele, hemen, hemen, hemen! Mevzi değiştiriyoruz. Komutanım bu şerefsizler bitmiyor. Bunlar bitmez mi? Bunlar bitmez. Hadi. Timur, bu gece biraz zor geçecek. Ben hazırım komutanım. Şimdi. Komutanım.
Asubayım. 50 metre kuzey tarafı. Yer değiştirmem lazım komutanım. Tamam, kurum ateşi bende. Çıkıyorum. Yaklaşın. Yaklaşın, size bir gösteri yapayım. Yaklaşın. Hadi. Asubayım. Asubayım, göremiyorum. Neredesin? Asubayım. Boran, iyi misin? Boran. Uzun namlu. Uzun namlu niye durdu? Yaşar! Efendim komutanım! Orası Umay Asubay'ın mevzisi. Uzun namlu niye durdu? Geliyorum komutanım. Komutanım! Mevzilerimde yoklar! Ne demek yoklar? Boran da mevzisinde değil. Ne oluyor orada Yaşar? Bilmiyorum. Bekle orada, geliyorum. Bekle. Emredersin komutanım. Yaşar! Komutanım! Gidip oraya ne olduğunu öğreniyorsun. Çabuk ve dikkatli. Hadi! Emredersin komutanım. Komutanım. Aa, daha iyi günlerim olmuştu komutanım. Kurşunsuz yemiş ama yaran derin Boran. Dikiş atılması lazım. Yok, yok komutanım. Küçük bir sıyrık. Biz saralım, devam edelim komutanım. Boran derin dedim. Komutanım, mevzi bırakacak zaman değil. Devam edelim, saralım komutanım. Komutanım benim, Yaşar. Karanlık komutan sizin mevzisine göremeyince beni buraya gönderdi. Komutanım, iyi misin? İyiyim Yaşar, iyiyim. Küçük bir sıyrık. Komutanım, bu yara derin. Ben ne dedim ama anlamıyor. Komutanım, bu çizik bana ekstra karizma katacak. Kızlar bayılır buna.
Sen hiç akıllanmayacaksın Mora. Kızlarmış. Komutanım. Bu bir süre idare eder. Tamam. O zaman o şerefsizleri biçmeye devam edelim. Hadi, hadi. Tamam. Sen de çok dikkatli ol, tamam mı? Emredersin komutanım. Yaşar. Bana bak, komutanı abartmadan anlatıyorsun. Küçük bir sıyrık deyip geçiyorsun, tamam mı? Emredersin komutanım. Hedefe kaç dakika kaldı teğmenim? Yaklaşık yarım saatimiz var komutanım. Komutanım, indikten sonra da yaklaşık bir saat yürüme mesafemiz olacak. Biz bir yere inelim de o mesafeyi 20 dakikada alırız. Öyle değil mi Durmuş? Ha? Evelallah komutanım. Siz emredin, gerekirse uçarım ben. Aynen öyle. Teğmenim ne oluyor? Yoğun ateş var. Bu şartlar altında daha fazla ilerleyemeyiz komutanım. Komutanım, ne yapacağız? En yakın güvenli yerde indir bizi teğmenim. Emredersiniz komutanım. Teğmenim, hemen bir güzergah belirleyelim. Emredersiniz komutanım. Bu güzergah güvenli. 8 saatlik mesafe. O da işler yolunda giderse. Bu güzergah ise dağ yolu. 3 saatlik mesafe. Ama güvenlik konusu sıkıntılı. Konuşmaya bile gerek yok. Dağ yolundan gidiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Haydi beyler. Gelin bakalım.
Yaşar. Komutanım. Ercanların mevzisine git. Timur'u buraya yolla. Sen de Ercan'la beraber Bora'nın yanına geç. O manyak şimdi yaranın sıcağıyla bir şey anlamamıştır. Ercan bir baksın. Hiçbirisi göze alacak durumda değiliz. Emredersin. Yaşar. Dur oğlum dur. Posta güvercini. Önce koruma ateşi. Bekle. Şimdi. Sen son muydun lan? Allah yardımcımız olsun. E bu hiç iyi olmadı tabii. Bitmiyorlar bunlar ha, bitmiyorlar. Vallahi bitmiyorlar. İlk defa gelmiyorlar komutanım. Okan, yerini koru. Komutanım geldim. Güney uç tarafı. Yiğit'le Okan sızıyor. Takipteyim komutanım. Komutanım var ya buradan paçayı bir kurtaralım. Kurban keseceğim kurban. Koyun keçi toklu artık. Ama Yaşar'ım sen böyle her beladan sonra kurban falan kesersen biz sana para yetiştiremeyiz. Yani her şerefsizin kellesini adak adayacaksan oho. Bunlardan sürüsüne bereket biliyorsun. Hadi. Komutanım. Heh. Rahmetli ebem derdi ki az sadaka çok belayı def eder. Horoz neyim kan akıtmak iyidir. Hatta işi abarttıydı da bizim köyde horoz kalmadıydı. Hatta muhtar bile ne dedi ya. Ya Yaşar. Yaşar bir sus. Allah için bir sus da işimizi yapalım koçum hadi. Emredersin komutan. Yürü. Komutanım. Lan oğlum yine ne var? Komutanım. Burada sıkıştık kaldık. Telefon falan da çekmiyor. Yanıma bir şey olur da bana haber veremezlerse. Benden başka kimsesi yoktur komutanım. Derdini anlatamaz bir garip. Vallahi durmadan aklıma geliyor. Yaşar. Koçum. Bak sen bunları aklına getirmeyeceksin tamam mı? Senin anacığın orada iyi. Ona çok iyi bakıyorlar merak etme. Sen bizi düşüneceksin aslanım. Bak,
Biz hepimiz buradan sağ salim çıkacağız. Sen de o güzel anacının karşısına geçeceksin. O mübarek ağzında da kadıncağızı bayıltana kadar konuşacaksın, tamam mı? Sen bunu düşün aslanım. Oldu mu? Tamam komutanım. Hadi koçum ben. Hadi aslanım. Hadi. Yürü. Sakın su koy verme, tamam mı? Bak, sen bu gece bana lazımsın. Sakın beni yarı yolda bırakma. Sakın. Komutanım. Yakışıklı ne oldu yine ha? Komutanım. Komutanım. Bu geveze yine çok konuştu değil mi komutanım? İyi miyim ben? He çok iyisin ya, hiçbir şeyin yok. Lan oğlum her tarafın kan içinde, saçmalama. Komutanım biraz kanadı ama. Komutanım bayıldı. Tabii biraz kanamış. Lan oğlum. Yaşar tut şunu kaldıralım, hemen aşağı taşıyalım, tamam? Emredersin komutanım. Bir, iki, üç. Tut. Al ekipmanlarını al. Hazır mısın? Ha bismillah, yürü. Yürü Yaşar, yürü. Sen çok yaşa subayım. Sağ olun komutanım. Yola bak Yaşar. Temiz komutanım. Yürü yürü. Kaçın, kaçın, o tarafa kaçın. İşte bu, astsubayım bizde. Komutanım, son şarjör. Vallahi bendeki de son astsubayım. Artık idare edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar dayanacağız astsubayım. Kan kaybetti. Hemen serum takıp dikiş atmamız lazım. Yaşar serumu ver. Geldi komutanım. Komutanım, kan grubu sıfır pozitifmiş. Evet. Doğan'ın da sıfır pozitif. Evet. Ben hemen verebilirim komutanım.
Bir dakika, bir dakika. Komutanım, daha çabuk toparlar. Evet, daha evvel yapmadığımız bir şey değil ama. Tamam, yapalım, hadi. İnanç. Yaşar, Yaşar. Sen komutanın yanına geri dön. Durumu anlat. Boran'a kan vermeye çalışıyoruz de, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Ah, yakışıklı ha. Komutanım. Keşif noktasına gidiyorum. Anlaşıldı. Üsteğmenim. Komutanım. 700 metre ileride. Örgütün kamp alanı var. İyi olmadı. Burayı bir an önce aşmamız lazım. Ne düşünüyorsunuz komutanım? Çalışmaya girersek çok uzun sürer. Etrafından dolaşalım desek yine aynı şey olacak. Yarın öğle vaktinden önce Oğuz Timi'ne ulaşmamıza imkan yok. Biliyorum Yalın Kılıç, biliyorum. Daha hızlı bir yolu var aslında ama. Asubayım bana derhal karargaha bağla. Emredersiniz komutanım. Bozkırpaşa bunu çözecektir. Bu biraz zaman alacak albayım, biliyorsunuz. Evet komutanım, ama her türlü bizim müdahalemizden daha hızlı olacaktır. Hem bu vesileyle örgüte ciddi bir zarar verdirip bölgedeki etkinliğini azaltabiliriz. Bu bizim için bir fırsat komutanım. Anlaşıldı, ben sizi arayacağım. Emredersiniz komutanım. Evladım, hemen Diyarbakır 21. Anajet üssünü bağlayın. Hemen evladım, hemen. Emredersiniz komutanım. Yalın Kılıç, hedef koordinat işaretleme yapacağız. Komutanım. Ben bunu yaparım komutanım. Durmuş, bu çok riskli bir görev. Ama profesyonel... Komutanım, ben ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kampın yanına kadar sızacağım. Jetleri hedef koordinat sinyale göndereceğim. Sinyali verdikten sonra oradan uzaklaşmak için tam tamına 2 dakikam var. Bombardıman sırasında kendimi güvenli bölgeye atacağım. Komutanım, ben bunu yaparım. Durmuş. Komutanım, bakın Oğuz Simin'e yetişmemiz lazım. Bizim buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben hızlıyım. Hızlısın, evet. Peki. Yalçın Asbay Gözcün olacak. Çok dikkatli olmanı istiyorum. Senin saçın teline zarar gelirse ben kıracağım kafanı. Anladın mı sen beni? Emredersiniz komutanım. Haydi. Benim şimdi Kral Suite'inde jacuzzi'de olmam gerekiyordu. Yımış yımış köpüğün içinde keyif yapmak. Kuru ekmek yerine beef sakonofumu ya da kafede Paris soslu bonfilemi yemem gerekiyordu. Çok uzadı bu iş Faysal, çok. 7-8 askeri indirmek ne kadar sürebilir? Adamlar çok iyi direniyor Haşim. Daha adam sızamadık bile. İyi olsalar ne olacak? Ellerindeki mühimmat elbet bitecek bunların. O zaman direnmeyi görürüm ben. Bitsin şu iş Faysal. Çok sıkıldım. İn adamlara söyle. Biraz daha yaklaşmaya çalışsınlar. Tamam Haşim.
komutanım. Bunlar bizi biraz daha idare eder. Etmek zorunda teminim. Bunlar da bitmek üzere. Mevzileri yakın tutalım. Emredersiniz komutanım. Timur. Sana hediyem olsun. Sağ ol komutanım. Okan. Aldım bir tanesini sen de. Boş bırakma. Komutanım, şunlardan biraz daha olsa çok iyi olacak. Adamlar akıllı Timur. Adamlar akıllı. Leşini bırakıp silahını alıp kaçıyor. Mühimmatımızın bittiğinin o kadar farkındalar ki. Bitti. Yapacak bir şey yok. İnelim bakalım aşağı. Sen sağ ol komutanım. Hadi al gel silah. Moran nasıl? Kan veriyorlar komutanım. Ercan komutan dedi ki kanı alınca toparlarmış. İyi haber. Komutana gidelim Yaşar. Bundan sonrasına yakın mevzilerde devam edeceğiz. Emredersin komutanım. Komutanım. Orhan, koçum iyi misin? Komutanım mevzi. Dur asker. Dur koçum sakin, yavaş. Komutanım, arkadaşlar ihtiyaç. Tamam, dur sakin ol, yavaş. Komutanım, bize ihtiyaçları var. Tamam koçum. Önce sen bir kendini toparlayacaksın ki sonra arkadaşlara yardım edeceksin. Böyle bize faydan olmaz. Komutanım iyiyim ben. Orhan oğlum bak delirtme beni, Allah Allah, koy kafanı. Asker, bu bir emirdir. Buradan toparlanmadan çıkmıyorsun, tamam mı? Arkadaşlar size emanet. Merak etmeyin siz. Komutan. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Böyle olmuyor. Komutanım siz bizim için savaşırken bizim böyle... Çok sağ olun. Teşekkürler. Ama bu bizim işimiz. Siz benim astsubayıma iyi bakın yeter. Tamam. Merak etmeyin. Hadi. Allah yardımcınız olsun. Akıncı 66. Hedef işaretleme veya sinyal mi? Hedef sinyali 632 Astubayım. Jetler havalandı. Acele edin. Emredersiniz komutanım. Unutma Durmuş, işaretlemeden sonra maksimum 2 dakika ne olacak? Çok hızlı olmanı istiyorum, anladın mı beni? Emredersiniz komutanım.
Sinyal alındı. 2 dakika. Atış zarbe. 432 MHz. Tespit 90 saniye. Durmuş, o mesafe yeter. Durmuş, o kadar yaklaşmana gerek yok. Garanti olsun komutanım. Durmuş. İşlem tamam. Ben çıkıyorum. Hadi çık oradan Durmuş. Hadi hadi. Bekle. Bekle Durmuş, bekle. Bekle. Şimdi. Durmuş, kaç oradan, kaç. Koş, koş, koş. Ver bana asker. Fark edildiler komutanım. Haydi çıkın oradan çocuklar, haydi. Haydi. Durmuş, kaç oradan, kaç. Durmuş, çık. Atış darbe. Durmuş. Yalçın. Aslı bayım. Aslı bayım, ses verin. Komutanım. Komutanım, ben iyiyim. Ah Yalçın, güzel. Durmuş. Komutanım, görünmüyor Durmuş. Durmuş. Öyle tamam komutanım. Devam edeceğiz. İyi, edelim bakalım Durmuş Bey. Bak, çizik aldıysan canını okuyacağım ha. Senin canın sağ olsun komutanım. Devam beyler. Çok acele ettim be oğlum. Evet. Bak, zorlanıyorsun. İyiyim, iyiyim. Bu kol iş görür artık.
Seninle verdiğin kan beni toparladı. Eyvallah Doğan. Eyvallah. Burhan. Komutanım. Ben de tam yanınıza geliyordum komutanım. Çizmişler. İyiyim komutanım. Gökçe Bey, bize silah, mermi, tabanca, tüfek ne varsa lazım. Yüzbaşım, evlerde bir şey kalmadı ama yine bakarız. Tamam, haber bekliyorum sizden. Tamam, bakacağım. Dikkatli olun. Boran, hadi. Dayı, işler hiç iyiye gitmiyor. Haklısın evlat. Ben gidip şu evlere bakayım. Burası sende. Tamam dayı. Toplan, 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 toplan. Çöksün herkes. Beyler, Umay. Elimizde sadece bunlar kaldı. Tabancadaki mermileri koruma ateşi için kullanacağız. Sızabildiğimiz kadar yakınlarına sızacağız. Yine ikili gruplar halinde köyün çevresine dağılıp o şerefsizlerin cehennem ateşini yakacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. Hadi biraz daha aydınlatın ortalığı. Boran.
Bunlar son çırpınışlar Faysal. Birazdan güneş doğacak ve ateşin hükmü kalmayacak. Ondan sonra sıra bana gelecek. Benim hükmümü bilecek, emirlerimi tanıyacaklar. Ebu el-Haşim'in ateşi yakacak onları. Gökçe Bey. Bu dedemden kalma. Kerkük'lü Mehmet Efendi. Kurtuluş Savaşı'nda bizzat Mustafa Kemal Paşa vermiş ona. İzmir'e giren ilk süvarilerdenmiş dedem. 6-7 yaşlarındaydım. Duvardan özenle indirip temizlediğini hatırlarım. Onun en kıymetli mirasıdır. Ve bunu kullanmanın zamanı geldi. Gökçe Bey. Ama bu da bizim istiklal mücadelemiz yüzbaşım. Bunu şimdi kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız? Hem Gazi Paşa'nın hayali değil midir Musul Kerkük? Burası düşerse, bu köy düşerse buralarda Türkmen diye bir şey kalmaz. Bunu sen de biliyorsun. Bu kılıç Mustafa Kemal'in emaneti. Ve onu şimdi Türkmenler için kullanmanın tam zamanı. Ve bunu sen yapacaksın. Merak etme Gökçe Bey. Burası Türkmen toprağı. Herkes şunu bilsin ki Kerkük Türktür ve Türk kalacaktır. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun yüzbaşım. Dikkat edin. Siz de dikkat edin.
Sana demiştim. Sabah ateşin hükmü kalmayacak demiştim. Son kozlarını oynadılar. Şimdi sıra bana geldi. Ama benim oyunum çok daha büyük olacak Faysal. Çok daha büyük. Şu askerleri canlı ele geçirip dünyaya gücümüzü gösterme zamanı. Kamerayı falan hazırlayın. Onları bütün dünyanın göz önünde infaz edeceğim. Herkes Ebu El Haşim'i tanıyacak. Herkes emirini tanıyacak. Ama Lili'nin istediği bu değildi Haşim. Onları canlı ele geçirmek riske atmak olur. Adamlar aşağıda sıkıştı işte. Gidip öldürelim. Sen de paranı alırsın. Para mühim ama asıl mesele para değil. Askerleri canlı yayında infaz eden bir emirin gücünü düşünsene. Köye giden adamlardan mermilerinin bitip bitmediğini anlayacağız. O askerleri almaya bizzat ben ineceğim. Tuzak falan olmasın. Tamamdır Haşim. Ah! 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 Ah!
Tam tahmin ettiğim gibi. Ellerindeki bıçaklara kalmışlar. Şu sesleri duyuyor musun Faysal? Bunlar bizim silahlar. Toparla adamları. Aşağı iniyoruz. Şu işi bitirelim artık. Nerede kaldı bu adam ya? Oğlum bekle, sabret, gelir şimdi ya. Kaç saat oldu abi? Ha, geldi. Gençler, aç orayı yer misiniz? Bize mi dedin amca? Evet oğlum, size söyledim. Böyle sıcak sıcak ha. Hadi gel. Şey amca, bizim acelemiz var ya. Oğlum, ne işimiz olacak? Hem bugün okulda yok. Gelin önce bunları yiyin, sonra gidersiniz. Nereye gidersiniz ha? Şey, biz dershaneye gideceğiz amca. İşte tamam. Oturun, bir şeyler yiyin. Öyle gidersiniz, aç aç olmaz. Aç olduğumuzu nereden çıkardın amca? Tokuz biz. Allah Allah, çattık buna da sabah sabah ya. Yürü oğlum ya. Oğlum, bak, oturun. Şunları yiyin, ondan sonra gidin. Tabii daha acele işiniz yoksa ha. Hadi. Hadi geçin bakalım şöyle. İyi, bir beş dakika oturalım bari. Mis gibi ay şöreyi. Buradaki pastanede yapıyorlar. Buraya yolum düşünce alırım. Benim torun da çok sever ama o uzakta. Gelince ısıtıp yeriz işte. Ha, torunum dediysem tabii sizin kadar küçük değil. O asker. Üç yıldızlı yüzbaşı. Benim yıldızlı oğlum. Karanlık yüzbaşı. Karanlık mı? Ha, askerdekiler öyle söylerler. Benim yıldızı olmuştu. Çok sık göremiyorum. Nerede ki? Görevde. Nerede görev? Vallahi Pamir Dağları'nda da olabilir. Balkan Dağları'nda da. Karabağ, Kerkük, Gabar, Tenmürek, Toroslar. Yani Türk'ün olduğu her yerde olabilir. Her yerde. Her yerde. Zulme uğrayan, bin türlü namussuza karşı durmaya çalışan, sürülen, yok sayılan, dünyanın kör olup da görmediği her Türk'ün yanında benim yıldızlı torunum var. Yanımda yedi arkadaşım. Hepsi birbirinden cevval. Hepsi birbirinden akıllı. Gözü pek, cesur. Bir yürüdüler mi? Postalları yeri titretir. Öyle diyeyim. Siz gerisini almayın. Türk yıldırımdır. Kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir demiş ya Kemal Paşa. Benim yüzbaşı torunum da, silah arkadaşları da öyledir işte. Zalimin karanlığı Türk'ün üstüne çöktüğünde, kötüler en acımasız hesapları yaptığında, bilirsin ki onlar gelecek ve seni o karanlıktan çekip çıkaracak.
Komutanım, 50 civarı silahlı köyün kuzey tarafından giriş yaptı. Hadi karşılayalım onları. Tıpkı 100 sene önce Anadolu'yu üstüne çöken, o karanlıktan çekip çıkartan, askerine Türk'ün gücüyle izin diyen Mustafa Kemal Paşa gibi. Boy, aynı boy. Soy, aynı soy. Kan, aynı kan. Yani benim torunum ve silah arkadaşları senin için, sizin için, benim için, hepimiz için kendi canlarını hiçe sayıp öne atılıyorlarsa ben ne yapıyorum diye düşünün gençler. Düşünün ve bir karar verin gençler. Siz o cesur, kahraman, Atatürk'ün vatanı emanet ettiği gençlerden olup aydınlığa mı yürüyeceksiniz? Yoksa karanlığın içinde kaybolup gidecek misiniz? Park köşelerinde size o cebinizdeki sıkımı satan serserilerden mi olacaksınız? Yoksa adam gibi okuyup yetişip memlekete faydalı mı olacaksınız? Biz... Aklınızı kullanın gençler. Kendinizi heba etmeyin. Hadi afiyet olsun. Gençler, biliyor musunuz? Benim torunum sizin yaşınızdayken kuleli okuyordu. Kim bilir, belki ileride asker olursunuz. Ve hatta seçtiğiniz meslekte en iyisi olursunuz da. Sizin de dedeniz böyle, gözleri dolu dolu, sizi gururla anlatır. Hı? Hadi selametle çocuk. Vay yüzbaşı, işler tersine döndü ha. Sizin elinizde kılıç, bizde modern silahlar. Ama Lee haklıymış biliyor musun yüzbaşı? Dediği kadar manyakmışsın karşıma böyle çıkabildiğine göre. Neyse yüzbaşı, ben Ebu El Haşim. Emiriniz olarak çok basit bir anlaşmayla geldim. Sen
adamlarınla bana teslim oluyorsun. Ben de bu koyu yakmadan bırakıyorum. Nasıl? Çok basit değil mi? Böyle bir şey olmayacak. Dediğimi anlamadın galiba yüzbaşı. Eğer teslim olmazsanız bütün köyü yakarım. Tek bir canlı bırakmam. Böyle bir şey olmayacak. Bu neyin şovu ha? Neyine güveniyorsun sen yüzbaşı? Elindeki kılıca mı? Ha? Sen bu köyün çöpüne dahi dokunamazsın. Ve Türk askerini asla teslim alamazsın. O yüzden böyle bir şey olmayacak. Öyle bir olacak ki şimdi görürsün. Faysal, indirin şu... Vay anam vay. Dağdan ecel oldular, akıyorlar be. Allah'ınıza kurban sizi komutanım. Hadi. Onlar genel temizlik yaparken biz de sürüden dağılanların icabına bakalım. Hadi. Gel, 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 gel. Gel. Anlat. Yüzbaşı, yüzbaşı bak. Bak anlaşabiliriz, tamam mı? Sana para veririm. Çok para veririm. Bırak beni. Çok adam tanıyorum. Çok büyük adamlar. Hepsinin adını veririm. Size çalışırım. Ne istersen yaparım yüzbaşı. Büyük adamlar tanıyorsunuz bu hepiniz. Ben senin gibi şerefsizlerle pazarlık yapmam. Kurtlar... İtlerle pazarlık yapmaz ulan!
kan emici soysuzlarla, Türkiye diş geçirmeye çalışan sırtlanlarla pazarlık yapılmaz. Kadınları cariye, çocukları köle yapacak şerefsizlerle pazarlık yapılmaz. Tüm bıraktıkların için. Çok şükür iyiler komutanım. Çok şükür dönmüş. Dikkat! Rahat, rahat yüzbaşım, rahat. Geçmiş olsun Tim. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi direnmişsiniz, helal olsun. Helal olsun size. Helal olsun. İyisiniz değil mi yüzbaşım? İyiyiz komutanım, iyiyiz. Boran biraz yaralı sadece. Astsubayım. Bomba gibiyim komutanım. Güzel. Çok zor bir iş başardınız Tim. Kutluyorum. Sağ ol. Gökçe Bey, köylüler neredeler? İyi. Karanlık o kılıç nereden çıktı? Emanet komutanım. Güzel bir emanet. Hı. Albayım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hepinize geçmiş olsun. Gökçe Bey, görev tamamlandı. Buyurun kılıcınız. Yüzbaşım, o artık sizindir. Olmaz Gökçe Bey. Bu kılıç 100 yıl önce dedenize buranın mührü olarak verilmiş. Bu bayrak da, bu kılıç da burada olduğu sürece burası Türk yurdu olarak kalacak. Kılıç sizin. Peki köylülerin durumu nasıl? Birkaç yaralı var komutanım ama onların da durumu iyi. Bu iyi haber albayım. İyi haber. Büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Şimdi bu bölgedeki terörist gruplara da iyi bir mesaj olmuştur. Haklısınız komutanım. Sizin geri dönüşünüz ne zaman albayım? Komutanım bizim son bir işimiz vardı da akşam yola çıkarız biz. Son bir işimiz var derken? Yarım kalan bir düğünü tamamlayacağız komutan. Aç şunu. Telefonu aç! Aç! Lanet olsun! Ortada yok. Haşim ortada yok. Haşim ortada yok. İşler pek yolunda gitmiyor galiba. Bu durum niye senin hoşuna gidiyormuş gibi hissediyorum acaba? Ha? Niye bu durumdan zevk alıyormuşsun gibi hissediyorum Tara? O askerlerin oradan sağ çıkması senin için bu kadar önemli mi? Bunu mu istiyorsun? Bana bak. Ben
ben istediğimi alamazsam sen de alamazsın, bunu unutma. Ayrıca şunu aklına kazı. Lee'nin her zaman B planı vardır. Eğer bugün burada eğleniyorsak bu sizin sayenizde albayım. Sağ olun. Estağfurullah Gökçe Bey. Siz de sağ olun. Sizin Türkmenler için yaptıklarınız paha biçilmez. Sağ olun, sağ olun albayım, sağ olun. Dayı hadi gel oyna. Evlat ben beceremem. Dayı bugün oynamayacaksan da ne zaman oynayacaksın? Hadi. Damat haklı şimdi. Peki madem hadi. Görkem. Anne. Erken senin için biliyorum da nasılsa okul için kalkacaksın birazdan diye düşündüm. Evet evet de şaşırdım bu saatte. Hem o sesler ne? Arkanda ne oluyor senin? Seni bunun için aramıştım zaten. Neredeyim ben biliyor musun? Nerede? Kerkük'teyim. Köy düğününde Kerkük'te. Kerkük. Ha, T güneydesin. Ha, bildi. Ha. Bak bak sana buraları göstermek istedim bak. Aa, Türkmenli bayrağı. Aferin, aferin hatırlıyorsun. Çocukken hepsini öğretmiştin. Tabii hatırlarım. Türküleri de hatırlıyor musun? O konuda...
Saat 5 gibi geleceklermiş komutan. 5. Komutanım. Ha, evet, evet. Özür dilerim. Yok yok, önemli değil. Görkem'le konuşuyordum ya, hatırlıyorsun zaten. Ha. Ha. Görkem. Aa, Batur abi mi o? Ne haber Görkem, nasılsın? Oha, kocaman olmuşsun ya. Ben seni küçücüktün en son gördüğümde. İyiyim Batur abi, sen? İyiyim, iyiyim maşallah. Anne. Anne, sanırım babam uyandı. Sonra tekrar konuşuruz, olur mu? Şimdi bir sıkıntı çıkmasın. Tamam canım, ben seni... Kanada'da yaşıyorlar, değil mi komutan? Ha, 4 sene oldu ya. 4 senedir sadece bu ekrandan görebiliyorum. Babasıyla siz o günden beri hiç görüşmediniz. Yok, boşanır boşanmaz Görkem'i alıp gitti zaten biliyorsun. Neyse, neden gelmişti yüzbaşım? Karargâhtan haber geldi komutan. Akşam üstü 5 gibi bizi alacaklar. Güzel, güzel. Birazdan hazırlanıp çıkarız. Müsaade edelim de çocuklar eğlensin biraz yüzbaşım. Her şey için teşekkürler. Hakkınızı ödeyemeyiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Estağfurullah. Sağ ol. Yüzbaşım. Asker kardeşlerim. Bizim için canınızı ortaya koydunuz. Sabaha kadar nasıl savaştığınızı gördüm. Yaralı olduğu halde sipere gözünü kırpmadan giden Boran'ı. Hepinizin coşkusunu gözlerimle gördüm. Artık şunu çok iyi biliyorum ki, dünyada hiçbir Türk öksüz değildir. Bizleri Ankara'ya da bekleriz. Geleceğim albayım, geleceğim. Gençler, iyi bakın birbirinize. Mutluluklar dilerim. Sağ olun, sayenizde düğünümüz çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Vallahi biz de uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Siz de sağ olun. Evet evet. Bize de iyi geldi. Vallahi benim bütün yorgunluğum bitti. He vallahi benim de içim kıpır kıpır. Ya beni bıraksanız ben 2 tur daha dönerim. Ya bir sus oğlum ya. Ne var oğlum, içim oynuyor, ne yapıyor kardeş? Kan kardeş, Ankara'ya da bekliyoruz. Yengeyle gelin mutlaka. İletişimi koparmayalım. İnşallah Boran kardeş. Gidince hastanede kolunu yine göster, olur mu? Sağ ol, teşekkür ederim. Komutanım çıkalım mı? Çıkalım yüzbaşım. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle. Güle güle gidin. Sağ olun. Durun, durun. Oh be, yetiştim. Bunlar sizin için. Ne ki bunlar? Anam yolluk yaptı. Yolda acıkırsınız komutanım. Aferin İlyas. Biz telaştan unuttuk vallahi. Zahmet olmuş ya. Gerek yoktu. Bizim kumanyalarımız var zaten. Komutanım alın, yolda acıkırsınız. Komutanım yeriz be. Hayır. Kavurmalı sever misiniz bilemedim ama anam et mideyi tutar dedi. Kavurma sevilmez mi ya? Hadi hadi. Of. Hem de yufka ekmeğinedir ha. Mis gibi koktu ha. Komutanım sizinki bende. Tamam, ben onu yolda harcarım. Hadi beyler, hadi. Allah'a emanetsiniz Gökçe Bey. Güle güle. Sağ olun. Güle güle gidin, sağ olun. Allah'a emanet olun. Güle güle. Asubayım. Eminim komutanım. Bugün karavanada ne varmış? Bilmiyorum ama eğer isterseniz hemen gidip öğrenebilirim komutanım. Gerek yok evladım, gerek yok. Gidince beraber görürüz. Emredersiniz komutanım. Dikkat!
Merhaba asker. Sol! Allah'ımıza and olsun. Allah'ımıza and olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Kan. Afiyet olsun arkadaş. Sol! Evet. Nasılsınız albayım? Sağ olun komutanım. Binbaşım? Sağ olun komutanım. Oo. Karavanada kuru pilav. Vallahi şanslı günümdeyim. Haydi afiyet olsun. Keyfiniz yerinde komutanım. Nasıl yerinde olmasın albayım? Mehmetçik'te karavana yiyoruz. Mehmetçik'in durumu iyi. Dağdaki askerlerim sağ salim yuvalarına dönüyor. Daha ne olsun? Haklısınız komutanım. Haydi bize afiyet olsun. Bundan büyük mutluluk yok. Afiyet olsun. Haşim ölmüş. Ne? Bütün adamlarıyla birlikte Haşim ölmüş diye. Burada tam bir temizlik yapmışlar. Askerler. Askerlerden bir iz var mı? Yok. Hepsi gitmiş. Oh! Oh! 200 adam nasıl olur da 3-5 askerle baş edemez? Nasıl baş edemez? Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Sabah destek gelmiş diye. Sabah? Bütün gece nasıl direndiler ha? O Haşim salağı nasıl oluyor da bütün gece bunları alamıyor? Bir dakika. Bir dakika. Sen askere yardım gelmiş mi dedin? Evet. Hatta kuzeydeki büyük örgüt kampını da gece jetler vurmuş. Çok ilginç. Hani adamların bütün dünyayla bağlantısını kestik. Yine de haber uçmuş demek ki. Gerçekten çok ilginç. Tamam Igor. Tamam. Bu işi çözmek benim işim. Sen şimdi ne yapacağını biliyorsun. Yetişebilirsin. Tamam. Askerlere destek gelmiş. Sence bu nasıl oluyor Tara? Onu bana değil Haşim denen o adamına sor. Haşim ölmüş. Bütün adamlarıyla birlikte. Asker her yeri dümdüz etmiş. Demek ki adamları o kadar iyi değilmiş. Belki de haber uçuran bir kuş vardır. Haberci bir kuş. Ne? Ne demek istiyorsun sen? Sen neler karıştırıyorsun? Para, hı? Ya da adın her neyse. Komutanım. Hı.
Şu gelen mesajı kimin gönderdiğine dair bir tahmininiz var mı? Yok Karanlık, ama mesajda bu köy saldırısının bir tuzak olduğunu yazması ve Haşim'in Lee'den bahsetmesi tek bir şey işaret ediyor. Bu saldırı Oğuz Selim'i buraya çekmek için planlanmış. Lee bölgede olduğunuzu biliyordu ve planlarını buna göre yaptı. Mesele onun için kişisel bir hal aldı yani. E tabi, şerefsizin kuyruk acısı da var. Onu kaçıran kızla ilgili de elimizde hiçbir şey yok. İstihbarat arşivleri, suç kayıtları, bağlantılı olduğu örgütler. Hiçbir şey. Komutanım, o kız bana Nikon'un istihbaratını verirken Lee'den nefret ettiğini söylemişti. Toplama kampındaki sevdiklerim için savaşıyorum demişti. Yani Lee'yi kaçırması başka bir sebepten olabilir. Daha kişisel bir sebep. Lee'nin Çin bağlantısını düşünecek olursak doğru bir çıkarım gibi görünüyor. Yani şu ana kadar yaşadıklarımıza bakarsak da gizliden gizliye bize bir yardım çabası da var gibi. Hatta bu tuzak mesajını bile o göndermiş olabilir. O da ihtimal dahilinde Karanlık. O kızla ilgili her şey şu an tam bir bilmece. Ohan, yarım saattir bir kız meselesidir dönüyor kardeş. Komutan kızın adını ağzından düşürmüyor kardeş. Ohan, ha? Kime diyeyim ya ben? Ne var lan? Kız diyorum oğlum, kız kız. Evet oğlum, kız ya. Kardeş, senin aklın nerede lan? Yarım saattir laf anlatmaya çalışıyoruz ya sana şurada. Sana bir şey soracağım. Heh. Ankara'ya dönünce anneni ziyarete gideceksin değil mi? He, gideceğim. Merakla kalmıştır kadın. İyi, şşt. Ben de geleyim mi? Gel tabii oğlum. Anam seni görünce sevinir. Tabii, onu da görürüm. Onu da görürüm ne demek Ohan? Sen başka kimi göreceksin kardeş? Yok ya, ney? Nasıl? Ulan bak, ben şimdi anladım lan. Bak lan sen. Oğlum sen ne kadar çakal bir adamsın Ohan. Ne çakallığımı gördün? Ne yaptım şimdi oğlum ya? Yok öyle bir şey, sus. He, hastaneye gelecekmiş de anamı görecekmiş de. He, ben seni anladım oğlum. Neyi anladın ya? Anneni göreceğim dedim işte. He, kesin öyledir. Şş, aç hemşire mi? Bak, sus oğlum. Ne hemşiresi ya? Yok öyle bir şey, sus. He, benden kaçar mı oğlum? Sen şu gözlere bir baksana. Ulan var ya, sen kendini kaptırmışsın oğlum. Bitmiş o iş. Bak ne demişler? Aman ol da deli gönül, aman ol. Güzeller içine gel de tamam ol. Ben ölüyorum cenazeme imam ol. Kıl kara zülfüne kurban oldu. Ya Ohan Bey, öyledir bu işler. Ne diyor adam? Kıl kara zülfüne diyor. Kurban olduğum diyor. Ya. Ben tam anlamadım ama zülf mülf güzelmiş lan. Değil mi kardeş? Şş, muhabbet kuşları, yine ne oluyor? Yok bir şey komutanım, intikaldeyiz. Ne edin o zaman? Hemen. Ne konuşuyor yine bunlar? Yaşar yine edebiyat parçalıyordu ama tam anlamadım mevzuyu. İnce iş durumları gibi. Ben de anlamadım. Komutanım, komutanım, şu dürümleri gömmesek mi ya? Vallahi mis gibi koktu ha. Sorma Boran, ben de zor tutuyorum kendime. Sorsanıza komutanım. Hadi sorun, sorun. Acıktık lan harbiden. Komutanım. Dinliyorum Asubay. Komutanım, şu dürümleri yesek mi artık? Çocuklar acıkmış. Yemek molası veremeyiz Asubay'ım, geç kalacağız hadi. Komutanım, hızlıca yeriz hemen. Heh, vallahi ben de ilk kim teklif edecek onu bekliyordum ha. Ben de komutanım. Kavurmalar da bozulmasın değil mi komutanım? Nimettir, ziyan olur. Tabii tabii. Peki tamam hadi, güvenlik zafiyeti istemiyorum. Herkes kendine uygun bir yer bulsun. İki dakika, iki dakika. Sağ olun komutanım. Tim, iki dakika yemek molası. Güvenli bir yer bulun kendiniz. Komutanım siz? Yok Timur, ben sonra yerim kardeşim, sağ ol. Ah. Afiyet olsun.
Erkek çıkacaksın yüzbaşı. Yüzbaşım, acele etmemiz lazım. Helikopterler inmek üzeredir. Bir düşün. Lanet vadeden çıkmamız gerekiyor. Çok acıktayız. Haklısınız komutan. Timler, pergelleri açın. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi toplanıyoruz. Herkes pergelleri açsın. Hadi. Komutanım, siz bence bunu bir an önce in. Yoksa ben dayanamayıp diyeceğim bunu. Aslı'mayım. Timur. Kes kendini şantıyı. Mevzuyu al. Mevzuyu al. Çabuk. Yanlış adres. Ama şimdi... Lanet olsun!